Kuddüs, hatadan, gafletten ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde olanların tümü, melik, kuddüs, aziz, hakim olan Allah'a tesbih eder. Cuma Suresi 1 Allah yeryüzünde, gökyüzünde, uzayın derinliklerinde, toprağın altında bulunan her şeyin, kısacası mikro ve makro alemlerdeki her şeyin tek yaratıcısıdır. İnsanın gözünü çevirip etrafına baktığında görebildiği ve çıplak göze göremediği her yerde bulunan düzen, kanunlar, istikrarlı gidişat tamamen Allah'a aittir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Ayetiyle bildirildiği gibi var olan tüm sistemin düzenleyicisi ve koruyucusu odur. Allah'ın son derece aciz olarak yarattığı insanlar hata yapar, unutur, yanılır, gaflete düşerler. Aynı zamanda hem bedeni hem ruhi yönden son derece eksiklik ve aciz içindedirler. Ömürleri boyunca bedenlerine bakmak, yaşayabilmek için ona sürekli ihtimam göstermek zorundadırlar. Bedenlerini biraz fazla çalıştırsalar, bir gün uykusuz, bir gün susuz bıraksalar son derece aciz bir duruma düşmüş olurlar. Ancak her şeyin yaratıcısı ve en güzel isimlerin sahibi olan Allah elbette tüm eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın sonsuz gücü, yüceliği, aklı ve sınırsız ilmi Kur'an'da insanlara bildirilmiştir. Bir ayette Allah şöyle buyurur. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir?'' O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Allah meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. O önlerindekini ve arkalarındakini bilir bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin. Umulur ki kurtuluş bulursunuz. Allah adına gerektiği gibi cehd edin, çaba harcayın. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O, Allah bundan daha önce de bunda da Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun.'' siz de insanlar üzerine şahit olasınız diye. Artık dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Hac suresi 73 78